işte gidiyorum. Çeşmi siyahım. İşte gidiyorum. Çeşmi siyahım. Önümüze dağlar sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça baktım karalansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça baktım karalansa da. Canımı zülfün teline, bağladım canımı zülfün teline. Sen beni bıraktın elin diline, elin diline. Güldüm mahzuninin berbat haline. Mervanın elinde paralense de. Güldüm mahzuninin berbat haline. Mervan.
Meryem. Artık gidelim. Nereye? Eve. Kızım. Burada. O burada. Ben onu burada bırakmam. Karanlıktan korkar, bilmez misinizdir? Bilmez miyim? Ama onun olduğu yer aydınlık. Karanlıkta kalan biziz. Biziz. Bizim yüzümüzden öldü. Benim yüzümden. Senin yüzünden değil. Bizim yüzümüzden. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. Bu defa değil. Ben hep bildim. Başımıza böyle bir şey geleceğini hep bildim. Ne zamandan beri biliyor musun? O adamı öldürdüğüm günden beri. Dursun'u. Hep bildim. Bunun bedelini bir gün ödeyeceğimi bildim. Başıma gelen her felakete sevindim. Geçti gitti. Atlattık. Çocuklarıma gelmedi diye. Ama geldi. Zeynep'in başına geldi. Ömer var Meryem. Geride Ömer'imiz var. Bak ablasız kaldı. Sen de anasız bırakma. Ömer'im. Benim bahtsız oğlum. O zaten annesiz artık. Niye biliyor musun? Bir daha yaşamayacağım. Bir daha gülmeyeceğim. Kızımın yapmadığı hiçbir şey yapmayacağım. Nefes alıyorsun Meryem. Bak kızın alamıyor. Şimdi bunu kabul et. Ayağa kalk. Tek dur. Sen güçlüsün. Nefes alıyorum. Her gün kendimi suçlayarak yaşamak için.
Kaç gündür kendimi senin yerine koyuyorum. Ablamı kaybettim. Abimi kaybettim. Ama yine de bu acıya denk tutamıyorum. Hızır Ali'nin başına bir şey gelse Allah göstermesin. Su testisi su yolunda kırıldı derim. Ağlarım, acı çekerim, hayata küserim. Ama yine de Zeynep'i düşündükçe söyleyecek bir söz bulamıyorum. Bu yüzden Meryem sana söyle. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hızır için değil. Bulacağız. En ağır şekilde cezalarını çekecekler. Bulacağız değil. Bulacaksın. Sonra da onları bana getireceksin. Bulacağım. Ve onları sana getireceğim. Kimsenin bulamadığını sen nasıl bulacaksın onu söyle bana. Kimsenin bilmediğini öğrenerek. Nasıl? Bir tanıdığım var. Bilmiyorsa da bileni bilir. Kimmiş bu adam, devletten mi? Abisi devletten. Kendisinin karışmadığı pis iş yok. İstanbul'a geldiğini duydum. Aradım, görüşmeye gideceğim. Hızır tanıyor mu bu adamı? Hızır bilse görüşmeme izin vermez. Sebep? Ben dışarıdayken benimle evlenmek istiyordu. Bu muymuş sebep? Zeynep'in katilini bulacağız. Seni mi kıskanacak Hızır? Bunu demek istemedim. Kızımın katilini bana getir. Hızır senin olsun. Benim Hızır'ım var. Senin de Hızır'ın var. Kızımın katillerini bulacağım. Meryem kiminle hanım? Ceylan'la. İyi. Çıktığımı söylersin. Hizar. Hizar.
Seni biz mi götürüyoruz okula? Okula gitmiyorum. Niye? Birincilikle bir yeri kazandığım gün ölmek için mi okula gideceğim? İn aşağı. İneyim baba. Önemli değil. Ama belli okula gitmeyeceğim. Ne yapacaksın? İnsanlar senin yanında ne yapıyorsa onu. İnsanlar benim yanımda ölüyorlar Ömer. Bari sen ölme. Eninde sonunda herkes ölmeyecek mi? Ama kucağımda değildi. Benden sonra. Benden sonra. Beni arabana alacak mısın, başka bir arabayla geleyim mi? Ana, al onu içeri. Nasıl alayım? Zamanında bizi nasıl aldıysan öyle. Büketini al da. Sizi aldım da ne oldu? Al yanına. Bari arkandan gezmesin. Arkamdan gezsin. Yanımda gezmesin. Ömer! Ömer! Nereye? Galeriye. Adnan. Götür Doğan'ı. Ana, Hızır abi de. Ne yapacak? En fazla öldürecek seni de. Götür şu uşağı peşine. Sağ ol babaanne. Siz sağ olun da ben öleyim emi. Bedua etmeyin artık. Ne olacak abi Ömer'in hali? Ne yapsın Uşak? Hepimizin aklı başından gitti. Ciğerimizi söktüler. Çok mutlu olmuştum Hatice. Zeynep'imize göre döşedik evi, bütün alışverişini yaptık. Çok şükür dedik, içimizden biri kurtuluyor. Hatta benimki dedi ki, bak müveccel dedi. Meryem yengeyle reis kesin kızlarının peşinden gelecek. Gelecekler de hakikaten. Hem de iyi kucakla. Öyleymiş. Ah güzel Zeynep. Genç yaşta gittim, bağrımızı yaktım. Hayriye Hatun, Hızır'a söyleseydik. Sen de doğumu yap. Hurşit'i ara, telefonu ver bana. Benim telefonumu dinleyilermiş. Senin telefonunu dinleyen benimkini de dinliyordur. Yatmaktan mı korkuyorsun mahpusta? Ara dedim da. Kimsin? Ben Emine ablam. Benim ablam yoktur. Kesme sözümü lan. Anan konuşacak. Ne ettin? Ana sen misin? Emine sana söyledi kim olduğumu çöpek. Benim. Ana buyur. Buyuruyorum da. Ne ettin o işi?
Buldum onu, aldım gelirim dedim ya sana. Niye saat başı arayacaksın? Uyuyup kaza yapıp ölmeyesin diye arıyorum saat başı. Gözlerinin içine bakacağım onun dedim da. Ana, gözlerini çıkarıp getirir önüne koyardım. Buradan oraya bunu bana niye taşıdın? Uzatma Hurşit. Fidanlığa varınca ara beni, geleceğim. Kimseye bir şey dedin mi? Demedim. Deme. Nerede yakalamışlar? Arka abide. Batum'a kaçacakmış uğursuz. Fahri Baba diyor ki reis, Nevzat Beylerden bir şey çıkmamış. Ya nasıl çıkmıyor anlamıyorum. Sen anladın mı İlyas? Benim anladığım, hani hep diyorlar ya abi, hücre yapılanmış. Kimse kimseyi tanımıyor ki, birine ulaşamıyor. Değil mi Fahri abi? Bir tane adam bulduk, onu da ölü bulduk. Gerisi tetikçi. Tek başına bir adamdan da hücre oluşmaz. En az 4 kişidir hücre. Demek ki diğer 3 kişi iyice saklandı. Durum bu boyutlara gelince. Muhtemelen. Abi ben masadaki diğer insanları da toplayayım mı? Hani herkes bir ulaşabildiğini, bildiğini söylesin, biz de ona göre yol alalım. Benim alacağım bir yol yok. Benim alacağım bir can var. Alacağım can da kimdeyse, o benim karşıma çıkacak. Ne işin var senin burada? Geleceğimi söylemiştim. Kim getirdi seni? Bir soru sordum. Selamun aleyküm. Aleykümselam Şahina. Ne iyi ettin geldin. Ömrüme baş sağlığı dileyememiştim. Taziye onun taziyesi. Belki buradadır diye düşünmüştüm. Doğru düşünmüşüm. Eyvallah. Başın sağ olsun evlat. Siz sağ olun Şahin. Bir kahven var mı içilecek? Siz aşağıya gidin, ben gönderirim Şahin'e. Hepiniz bir gözümün önüne gelin. Servet! Geldim reis. Bu benim oğlum Ömer. Babasının çektiği acı yetmemiş. Belli ki karar vermiş, babasına daha fazla acı çektirecek. Kader. Değiştiremem.
Ne yazdıysa o olur. Ama hepinize söylüyorum. Biriniz buna bir silah verirse, pis işlerinden birine bulaştırırsa, yanında götürüp getirirse, kardeşim olsa gözünü yaşına bakmam öldürür. Duyanlar, duymayanlar anlasın. İlyas. Kahveyi Ömer'le yolla. Ercan, bir kahve yap. Ömer de götürsün. Gel sen benimle gel. Adnan, sen eve dön. Ömer'i götürmeyin mi abi? Yok kardeş. Belli ki Ömer'i bahane edip birimizi öldürecek reis. Sen git taze evlisin. Peki abi. İki satır kimdir, nedir, ne değildir diye soracaktım. Niye aşağıya depoya inmedik? Ne olacak? Kızımın katilini bulup öldürdüm diye beni hapse mi atacaklar? Diyelim ki atacaklar. Belli ki kendinden vazgeçmişsin Hızır'ın. Hele de ki bir iz var mı? Yok. Gezmediğim kahve, çay ocağı, yazıhane kalmadı. Belli ki derin bir iş. Ama simsarları kimse, büyük adamlar. Yani? Yani küçük adam arama. Ünal kadar büyüklerini ara. İçeride mi ararsın, dışarıda mı ararsın, nerede bulursun bilmem. Ben bulamadım. Onlar beni bulacaklar. Amaçları buydu. Benim ölmem ya da dönmem. Durum benim için maalesef ölmedim. Onlar için maalesef döndüm. Babamdan haber, siz yine otel koridorlarında yürüyoruz. Hayır, sonra fırçayı yine ben yiyorum anne. Buradan çıkışta babana gideceğiz. Fırçayı yanımda olmayarak mı yemek isterdin? Bu heriften nefret ediyorum. Ben seviyorum demedim oğlum. Hoş geldiniz Ceylan Hanım. Hoş bulduk Zeki. Aniden aradım ama dilerim kafası yerindedir. Bıraktı bıraktı. Her şeyi bıraktı. Uzun zamandır temiz yani. Uzun zamandır. Ne kadar uzun zamandır Zeki abi? Dün geceden beri mi? Hiç değişmemişsin Hızır Ali. Ama büyümüşsün. Siz buyurun Ceylan Hanım. Ben Hızır Ali ile biraz sohbet edeyim. Ben de geliyorum. Teoman senin yanında konuşmaz oğlum. Boşuna gelmiş olmayalım değil mi? İyi anne. Bekliyorum.
Ceylan. Ne kadar güzel seni görmek. Ne kadar güzelsin. Hiç değişmemişsin. Sen çok değişmişsin diye duydum. Pozitif anlamda değiştim. Doğru duymuşsun. Kahve içer misin? Lütfen. İstanbul'a taşındığını duydum, çok şaşırdım. Niye ki? Sen hep dersin ya, yurt dışında yaşamaya çok alıştım. Asla dönmem diye. Kullanmıyorum. Aslında dönmezdim. Biliyorsun, abimin temiz hayat takıntısı vardır ya. Ben de çok tozutmuştum. Anladın sen. Anladım. İyi etmişsin. Sen anlat. Neden beni görmek istedin? Hem de burada. Hızır'ın yanında. Hızır'ın yanında olduğumu biliyorsun yani. Medyadan kızının ölümünü takip ettim. Orada dikkatimi çektin. Demek hala Hızır'ı seviyor dedim. Beni bilirsin. Ben her zaman Hızır'ı severim. Maalesef. Sevdiğim için de bir şeyler yapmak istedim. Aklıma sen geldin. Neticede sen de beni seversin. Benim için bir şeyler yapabilirsin. Senin için her şeyi yaparım. Ne istersen. Hızır'ın kızının ölümünün arkasında kim var? Tetikçiyi sormuyorum. Emri vereni soruyorum. Diyelim ki ben bunun cevabını biliyorum. Ya da bulabiliyorum. Sen benim için her şeyi yapar mısın? Ben senin için her şeyi yapmam. Ben Hızır için her şeyi yaparım. Ne istiyorsun? Dedim ya. Abim temiz olmamı istiyor. Evlenmemi. Çocuk sahip olmamı. Yani sıkıcı şeyler. Ben de düşündüm, sıkılmayacağım ne var diye. Aklıma tek şey geldi. Söyle, neymiş istediğin? Hızır'ın bir masası varmış. Ticaret yapıyorlarmış. Biliyorsun hem Avrupa hem Afrika benden sorulur. Biliyorum. O masaya oturursam hem abimin dediği gibi ben temiz kalırım. Hem de sıkılmam. Ne dersin? Bunu senin için sağlayabilirim. Eğer vereceğim bilgi doğruysa. Vereceğim bilgi doğru olacak. Bundan emin ol. Ha, bu arada duydum ki Hızır'ın masasında iki tane boş sandalye varmış. Bu bilgiyi verecek arkadaşım da orada oturmak ister. Neticede Hızır'ın düşmanının düşmanı olacak. O masada oturmak istemesi normal. Kimmiş bu arkadaşın? Zeki mi? Nein. Yaşar. Yaşar? Yaşar kimsesiz. Kimsesiz Yaşar dersen Hızır tanır. Hızır Yaşar'a giderse ikimiz de masaya oturduk diye kabul edeceğiz. Anlaştık mı?
Sana şu kadarını söyleyebilirim. Hızır'a doğru bilgiyi verirsen istediğin yere oturursun. Ceylan, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Teo'cum. Az önce seninle evlenmek isteseydim, evet diyecek miydin? Evet. Hızır için mi? Demiştim. Benim Hızır için yapamayacağım bir şey yok. Bir dahaki sefere elbet benden bir şey daha istersin, he? İlyas, senden başka soracağımız kimse yok. Şimdi reis döndü mü? Masaya o mu oturuyor? Lider o mu? İşler aynen devam değil mi? Şu sıralarda iş yok. Servet abi. Bittik, bittik. Anlamıyor musunuz? Adamlar bizim yüreğimizi çıkardı. Ve biz o adamların kim olduğunu bilmediğimiz sürece de lider yok. Masa yok. İş yok. Hiçbir şey yok! Yok oğlu, yok! Adam doğru bir şey söylüyor. Bunların yok olduğunun farkındayız. Biz ne yapacağız? Sağ ol Fahri Bey kardeşim. Sağ ol. Dayı yukarıda. Gidip sorsana. İlyas ne desin? Sağ olun işte. Servet abi. Ben abimin olduğu yerde ne diyeyim? Reis o. O ne derse o olacak. Değil mi? Ve o bir şey söyleyene kadar Allah aşkına susun da oturun da. Tamam İlyas'ım, tamam. Ben reis kim onu merak ettiğimden sordum. Hızır abinin Karadeniz faslı bitti o zaman. Diyorum ki biz bittik. Adam hala bana diyor ki Karadeniz fazla bitti mi? Hay hay Allah. Hazır nerede? Hayırdır Ceylan? Abla. Abim yukarıda odasında da Hızır Ali seni niye buraya getirdi ben onu anlamadım. Amca Ömer'in yukarıda ne işi var? Asıl sizin burada ne işiniz var Hızır Ali? Biriniz Hızır'ı çağırabilir misiniz? Söyleyeceklerim çok önemli. Çağırayım da şimdi dayı konu ne diye soracaktır Ceylan yenge. De ki Ceylan ablam Zeynep'in katillerine ulaşacak adamı bulmuş.
Ceylan abla. Gerçekten böyle bir şey var inşallah, değil mi abla? Var İlyas'cığım, var. Hızır Ali. Kimmiş? Amca, babam bir gelsin. Siz kendi aranızda konuşun. Baban gelmeden biz aramızda konuşamıyor muyuz? İlyas'cığım, bir su ikram et, bir çay. Kusura bakma abla. Haklısın da bizim aradığımız bir adamı sen bulunca tabii insan biraz şaşırıyor. Otur amca, otur, ben hallederim. Sağ ol yeğenim. Senin ne işin var burada? Sen bizde değil miydin? Ne öğrendin de geldin? Oturur musun lütfen? Konuşacaklarım önemli. Sonra fırça mı atacaksın, sitem mi edeceksin, ne yaparsan yaparsın. Yok canım. Abim niye kızsın? Abi, bizim çocuklar aslında sana söylemiştir de ben yine de söyleyeyim. Ceylan abla bir isme ulaşmış. Bu kadar abi bir şeye ulaşamamış. Ceylan abla ulaşmış. Peki. Seni dinliyoruz Ceylan abi. Teo'dan bahsetmiş miydim ben sana? Teo? O kim? Teoman Yıldıran. Ekrem Yıldıran'ın kardeşi. Evet. O kim abi? Derin bir herif. Kardeşi de sana mı yazıyordu? Aynen o baba. Aynen o baba. Ne olmuş? Ona gittik. Dedim ki Zeynep'in katilini bul, dile benden ne dilerse. Evlenmeyi mi diledi? Yok. Bir arkadaşı varmış. İkisinin de masaya oturmasına izin verirsen o arkadaşı sana kızını kimin öldürttüğünü söyleyecekmiş. Otursunlar. Otursunlar abi, bak ben de kalkarım masadan, Alparslan da. Amca zaten masada iki boş yer olduğunu biliyorlar. Şimdi o her şeyi bilen adamlardan benim kızımı öldürteni bilen hangisiymiş? Tekliflerini yanlarına gidip görüşecekmişsin. Ceylan abla, kimmiş, kim, kim? Yaşar kimsesiz. Kimsesiz Yaşar. Teo kimsesiz Yaşar dersem Hızır tanır demişti. Uf. İyi de bu herif nereden de öğrenmiş olabilir ki yani bunu? Belli ki bizim öğrenemediğimiz bir yerden. Bu Yaşar böyle kimi kimsesi olmayan biri mi? Soy ismi kimsesiz. Ama kendisi kimsesiz Yaşar. Benim bildiğim. Şimdi onunla Teoman ne alaka? Ne iş dönüyor? Ünal kabul etmez dersen gidip Ünal'la konuşayım. Çünkü Ünal Teoman'ın abisine takık biraz. Masaya kabul etmez. Abi görüşmeyecek miyiz kimsesiz Yaşar'la? Görüşeceğiz tabii. Tabii görüşeceğiz. Biri bana bunu yapanı versin. Canımı veririm, canımı. Ne masası, ne sandalyesi. Ceylan abla, abim dedi ama sen yine de Ünal'a haber ver. Hayır şimdi, adamlara olur deriz. Bir şekilde oturamazlar masaya, sonra bir de onlarla uğraşmayalım. Sağ ol. O zaman biz de gidelim Ünal'a. Gidelim anne, gidelim.
Bir izmi bulundu abi. Sen gel bakayım şöyle. Ceylan abla, nasihat dinleyecek halim yok. Biri de beni çocuk yerine koymasın da ölenin benim ablam olduğunu bilsin herkes. Benim de kardeşim de Ömer. Değildi demedim abi. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Ben de haberdar olmak istiyorum. Kimse sana çocuk muamelesi yapmıyor. İkiniz de Hızır'ın evladısınız, varisisiniz. Gün gelecek ikinizden de kimsenin yapamayacağı şeyler isteyecekler. Eğer o gün yaşamıyor olursanız, bugün yaşananların, verilen kayıpların hiçbir anlamı kalmayacak. Değil mi? Nasihat değil. Sadece zamanı var diyorum. Zamanı geldiğinde senden silah istersen bana silah verir misin Ceylan abla? Veririm tabii ki. Ama zamanını ben belirlerim. Öndeki araba ölümden korur diye bir mafya kuralı mı var Fahri? Ben dedim abi. Niye dedin? Ölümden mi korkuyoruz? Ya da öyle bir görüntü mü vermek istiyoruz? Senin de dediğin gibi abi. Öndeki araba ölümden korur diye bir kural yok mafyada da. Neticede gittiğimiz mekan kimsesiz yaşarım mekanı. Adamlar da en çok merak ettiğimiz sorunun cevabını bildiklerini söylediler. Olur da adres, isim falan verirlerse oradan direkt gideriz dedim. Hazırlıklı olalım dedim. Ne çok şey dedin. Pardon abi. Bu kimsesiz yaşar. Ne yapar, ne eder? Hele bir deyin de. Bildiğin ne kadar pis iş varsa onu yapar Fahri. Ceylan Hanımcığım, ben de evladımı toprağa verdim. Özlemi. Her gün bu özlemle yaşıyorum. Ama bu meseleler düşman belli olmadıkça sükunetle beklemeye icap eder. Siz beklememişsiniz. İntikamınızı hemen almışsınız. Alparslan'la. Hızır Ali'cim, Ünal Bey'in demek istediği de o. Özleme kastedenler belliydi. Gereği de yapıldı. Ama şimdi düşman belirsiz. Yani bu durumda sonuç da belirsiz olacak. Sonucun ne olduğunun sizce Hızır için bir önemi var mı Ünal Bey? Bari müsaade edin adamlar masanıza otursun. İleride bir aksilik çıkarsa sözünüzü tutmuş olarak gereğini yaparsınız. Bunlar hemen öyle gereğini yapacağımız adamlar değil, Ceylan Hanım. Birinin ağabeyi, iyi tanıyorsunuz. Rahmetli ağabeyiniz daha da iyi tanırdı. Ekrem denilen zat. NATO'cu şerefsizin önde gideni. Hasan Bey milli bir adamdır demişti Ekrem Yıldıran için. Hasan Bey de ona iş yaptırmıştır, ondan öyle demiştir. Çünkü bu adama
iş yaptırmayan dünyada hiçbir istihbarat örgütü yoktur. Ya niye bu kadar abartıyorsun? Adam masaya oturmayacak ki. Hapçı kardeşine iş arıyor o kadar. Almanya. Masaya bir Alman daha otursun. Alman gladyosuyla Yılmaz el ele. Adam Alman değil, Türk. Alman vatandaşı değil, Belçika vatandaşı. Daha kötüye Yılmaz. Niye daha kötü Ünal Bey? Belçika'nın Almanların gizli maşası olduğunu ima etmeye çalışıyor Ünal Bey. Gizli değil efendim. Kimden gizli? Anca Hızır Ali'den gizli. Almanya, Fransa ve Hollanda bütün pis işlerini Belçika üzerinden yaparlar. Ünal Bey, Hızır yolda. Siz evet deseniz de hayır deseniz de bu adamlar bu masaya oturacak. Ben sizin müsaade ettiğinizi söylemek için, sizi düşündüğüm için buraya geldim. Keşke buraya gelmeseydiniz Ceylan Hanım. Yani yanlış anlamayın, buraya değil. Ülkeye dönmeseydiniz. Madem döndünüz, size şunu söylemek isterim. Bu savaş çok kanlı olacak. Fahri abi, ben bu adamı eskiden beri bilirim. Biz buna niye bulaştık? Eskiden derken Reha? Abi, babam cezaevindeydi ya. Biz de orada demir işi yapıyorduk ya. Abi, bitmiyor bunlar. Bitmiyor. Türkiye'de kim varsa çöp, burada, cam, kağıt, işi yapan, sokaktaki herkes kimsesizlerin adamı. Adam pek de kimsesiz değil Reham. Soyadı kimsesiz. Kendisi değil. Kimsesizler yurdunda koymuşlar soyadını. Oradan nam almış yürüyor. Ben nasıl duymadım bu adamı? Anlamıyorum. Adamın ilgilendiği pis işen herhangi birisiyle ilgilendin mi Zafer? Çöp, kağıt, hurda. Yok. Ben pis işlerden uzak kaçarım her zaman. Reis, kabristanda başın kalabalık diye yanına gelmedim. Zaten acım büyük. Bir de ben üstüne gelmek istemedim. Eyvallah Yaşar. Dediğin gibi acımız büyük. Ama herkes senin gibi anlayışlı değil. Üstümüze geliyorlar. Gelsinler. Gelsinler fark etmez. Ama yüzlerini göstersinler. Derdim o.
O yüzden buraya geldin. Yani. Teo anlattı, bahsetti Teo. Dedi, reis bize büyük bir imkan vaat ediyor. Dedim ki bize. Dedi ki bize. Dedim ne ola ki? Dedi ki ısrar bizi masasına buyur ediyor. Dedim Teo sen yanlış anlamışsındır. O yemek masasıdır o. Senin ne kadar ikramsever birisi olduğunu bildiğim için. Vallahi billahi dedi öyle değil dedi. Ticari masaya dedi davet ediyor. Şimdi ben Teo'nun vallahisine billahisine inanmam. O yüzden dedim. Gelsin bunları bana söylesin kulaklarımla duyayım. Ancak o zaman inanırım dedim. Sen de yanına bir şahit almışsın gelmişsin. En sevdiğim İlyas'ı. En sevdiğim derken? Ben seni hep çok sevmişimdir İlyas. Her zaman söylemişimdir. Reis ölsün İlyas her şeyi götürür demişimdir. Allah kezinden versin tabii de. Sen Allah'ın işine karışma. Yaşar. Ne zaman derse. Vade ne zaman dolarsa. Sen de haklısın. Haddini bileceksin. Had bilmek iyidir. Haddini bileceksin. Had bilmek demişken... Ünal Bey ne dedi bu işe? Haddini bildikten sonra kimsenin masada oturmasına itirazı yok. Bildirdikten sonra niye bilmeyelim haddimizi? Öyle masaya otururuz. Bilmediğimiz bir şey varsa da öğreniriz. Biz de öğrenmek istiyoruz Yaşar Bey sizin bildiklerinizi. Bey nedir ya? Araya mesafe koyma ya. Dostum diyelim birbirimize, dost olalım. İyi, diyelim olalım. Dostum. Şimdi bize denildi ki... sen bizim görünmeyen düşmanımızı biliyormuşsun, tanıyormuşsun. Tanıyor musun? Tövbe, tanımıyorum. Ama biliyorum. Hı, o da olur. Nasıl biliyorsun? Musalla taşında olsa iyi bilirim derdim şimdi adettendir. Ama henüz musalla taşında değil. O yüzden hiç iyi bilmem. Yaşar, bak ben senin istediklerini veriyorum. Sen de benim istediklerimi verdin. Şimdi reis biliyorsun biz dönüşüm işine girdik. Yaşar konuşasın var, konuş. Niye konuşasın olsun? Soru sordun. Hikayeyi baştan anlatayım ki. Kardeşin bu adam bu bilgileri nereden biliyor diye arkamdan araştırma yaparken adamları uyandırmaz. Eyvallah. Eyvallah. Bu dönüşüm işinin en pis tarafı tıbbi atık. İlletin, mikrobun nereden geleceği belli olmaz. O yüzden ben bizim çocukların mikroba dayanıklı olanlarını, mikroba alışık olanlarını, bir de yakında ölecek olanlarını bu işe veriyorum. Bu çocukların tabii kaybedecek hiçbir şeyleri yok. O yüzden hastanede rahat rahat geziyorlar. Hastanelerde ne dönüyor? Kimler yatıyor, yatanlar ne istiyor? Yasal, gayri yasal, legal, illegal. Cezaevinden ölmek üzere nakledilmiş fakat bir türlü ölmemiş. Nedense bu mikroba bizim çocuklar değmişler. Bu bir tevatür.
Adamı devlet koruyor. O yüzden de hapishaneden çıkarıyorlar, hastaneye getiriyorlar. Adamın da ölümcül bir hastalığı var. O nefes alamayanlardan. Astım. Astım değil, Asım. Hastalığını soruyorsan KOA. Evlerden uzak. Bu Asım ne demiş? Gidin Hızır Reis'i mi öldürün demiş. Ne demiş? Dediyse kime demiş, niye demiş? Bak şimdi sorar demedim mi? Sordu bak. Merak'tan değil. Anlamak için. Anlayacaksın. İlyas dostum, anlayacaksın. Şimdi bu adam birilerinin adama, Asım birilerine bilgi veriyor. Bilgi karşılığında da bu adamlar Asım'ı yaşatıyorlar. Ölmeden önce de buna pis işlerini yaptırıyorlar. Bunun da eli kolu uzun. Askerden istihbarata, oradan polise, oradan sokağa kadar uzanıyor. Benim öğrendiğim uzman diye bir şahıs. Ki bir tevatüre göre İlyas onu öldürmüş. Bu adam Asım'ı hastanede ziyarete geliyor. Uzman kod adlı şahıs. İşte şimdi bir noktaya geldik. Bu adama paralar veriyorlar, krokiler veriyorlar. Diyorlar ki ne yap et, Hızır Reis ölsün. Ben dedim Hızır Reis'e bir jest yapayım. Adamın cesedini getireyim, koyayım önüne. Bizimkiler dediler ki kimsesiz baba. Ne o hastaneye girmek mümkün, ne de orada birini öldürmek mümkün. Yaşar, sen yaptın babalığı. Eyvallah. Bundan sonrası benim işim. İlyas sana masanın ne zaman toplanacağını bildirir. Adamın ismi cismi, hastanenin adresi burada İlyas. Eyvallah. Dostum Yaşar. Düşmanım ölür diyorsun. İnşallah. İnşallah. Mutfaktalar yenge. Akşam için hazırlık yapıyorlar. Of. Merve gel al kardeşini, biraz serin oldu burası. Hemen.
Abla, Emine Hanım'la Hayriye anne ne işe biliyorlar? Bilmiyorum Bece. İlgilenmiyorum. Ha. Hayır yani dışarı çıkacağız dediler de. Ama bir gizem var içeride. Kapıları falan da kapalı. Emine Hanım'ın şoförü de geldi. Ben onun ağzını da aradım. O da bilmiyor nereye gideceklerini. Yani ben... Sen bil diye söylüyorum. Kapalı kapıyı aç sor o zaman Bece. Sordum. Kapılarını bile dinledim. Emine Hanım Meryem'e söylesek mi acaba diyordu ama mevzu neydi orasını anlayamadım. Peki mi Bece? Ben sorayım. Siz bir yere mi gidecekmişsiniz Emine Hanım? Allahu Ekber. Duaya çıkalım demişti de Hayriye Hatun. Hayırdır Meryem? Mehmet Cem başka bir şey mi söyledi? Yok. Kalbistan'a gideceksiniz biz de gelelim diye. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Kabristan'a yarın giderik. Peki. Allah kabul etsin anne. Neyi? Namaz kıldın ya. Ah. Amin. İnşallah affet. Neyi anne? Günahlarımızı diyorum da. Amin anne. Yalanlarımızı nasıl affedecek Allah Hayriye Hatun? Yalana sıra mı geliyor? Aslında yapacaklarımdan sonra. Ya niye inat ettin? Meryem'e söyleyeydik. Belki hayata tutunur. Oğluna tutunsun günaha değil. Onu ben işlerim herkesin yerine. Allah. Emine Hanım'ın telefonunda gördüm diyorum abla. Emine Hanım ne tanır Hurşit'i? Arayayım sorayım mı Hurşit'e? Arama. Belli ki onun üstünden arıyor Hurşit. Tamam da niye arıyor? Niye olacak? Belli ki katili buldun mu diye arıyordur. Üç kere aradığına göre buldu demek ki. Bulsa Hızır'a haber verir. Teyzeme mi haber verecek? İlgilenmeyin bunlarla. Evle ilgilenin. Ben Kabristan'a gideceğim. Geleyim mi ben de? Yok, yalnız kalmak istiyorum. Adnan götürsün seni abla. Yalnız kalacağım dedim. Thank you.
Amca, bu Asım'ı araştırdık. Bir bağlantısı çıkmadı. Öyle mi Nevzat Bey? Reis, bu adam tehlikeli bir adam. Şu anda da koruma altında. Kim koruyor? Çok fazla bir şey öğrenemiyorum bu adamla ilgili. Müsaade edin ben görüşeyim. İşi araştırayım. Sonra bakarız çözüm yoluna. Kimin koruduğu umurumda değil. Benim senden tek istediğim o adamla beni yan yana getirmen. Adamı kimseyle görüştürmüyorlarmış. Nevzat Bey, sizden bir destek istiyoruz. Değil mi yani? Amca, benim Nevzat abiyle birlikte görüşmemi ister misin? Toprağın altında yatan benim kızım. Ben şu anlamda söylemek istedim Hızır amcam. Kimse sizi Yaşar bizi yönlendirdi mi? Yoksa gerçekten bu adam bu işin içinde mi? Bunu öğrenmek zaman alacak. Siz öğrenin. Adamı öldüreceğim demedim. Beni adamla yan yana getir. Gözlerinin içine bakınca anlarım. Sizin ne öğrendiğiniz önemli değil. Reis, fevri bir davranışta bulunursan oradakilerin müdahalesini engelleyemem. Yapabileceğim sadece seni oraya götürmek. Fevri bir davranışta bulunulmayacak. Sen abimi adamın yanına götür yeter. İstiyorsan odada sen de ol. Ben de olayım. Fevri davranışları da engellemiş oluruz. Reis. Silahını bırak gidelim. Nasıl bir adammış bu Yaşar kimsesiz? Allah vere, söylediği doğru çıka da bu adamla düşman olmayalım. Bırak Yaşar'ı. Bu Asım ne işmiş? Ne diyor Nevzat Bey? Abi adamla ilgili bütün dosyaları kapatmışlar. Nevzat Bey bile giriş yapamıyor adamın kaydına. Ankara'dan cevap bekliyoruz ama belli ki amcam beklemiyor. Belli ki adam gizli tanık. Gizli tanıklık eden adam niye Hızır Reis öldürmek istesin ki? Hem gizli tanık olsa Nevzat Bey bilmez mi? İşte burada benim de aklıma bir şeyler yatmıyor ya. En iyisi reisin görüşmesi. Çıkınca anlarız.